İyi ki doğdun başkan. Gerçekten e, Türk gani sporundan, gani Türk futbolundan bir Süleyman Seba geçti ki iyi ki geçti. E, taraflı tarafsız her takım için ayrı bir yerdedir Süleyman Seba. Elbette, elbette. Süleyman başkanımız Allah nur içinde yatsın. Allah evet. gani, gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin inşallah. Bize efendiliği, duruşu, e, sporun esasında bir kardeşlik olduğunu e, öğreten isimlerden bir tanesiydi. Her zaman hayatımız boyunca e, Süleyman Başkan'ı e, örnek alacağız. E, görüşüp tanışıp elini öpme fırsatı bulduğum için kendimi e, sevgili Ceyda şanslı addediyorum. Şimdi Malatya'ya gidelim birlikte. Malatya'dan Ozan Bey Fenerbahçe formasını giymiş. Bakalım unutamadığım maç hangisi? Merhaba ben Ozan Güloda, bir Fenerbahçeli olarak unutamadığım maç 9 Nisan 2005 Sakarya deplasmanı 90 +3'te kazanılan kornerde Serhat'ın ortasında Fabio Luciano'nun kafa vuruşunda attığı gol gerçekten de unutulmaz bir goldü. Ozan beyin de unutamadığı maç. Sakarya spor maçıymış. Ee, şeyde benim de statta ilk izlediğim maç Fenerbahçe Sakarya maçı biliyor musun? Öyle mi? Evet statta izlediğim dayımla burada dayım da eğer bizi seyrediyorsa e, sevgili selamlar dayıcığıma e, buradan selamlar beni o götürmüştü. E, i̇lk izlediğim Fenerbahçe stadında ilk izlediğim maç Fenerbahçe Sakarya Spor Maçı. Bak herkesin e, farklı odu adam mesela diyeceksin ki ya Fenerbahçe Sakarya Spor Maçı'nın nesini hatırlıyorsun kardeşim diyeceksin ama duygu o duygu yoğunluğu adama bak Sakarya Spor Maçı'nı hatırlatıyor yani. Adam demiyor ki işte Galatasaray 6-0 yenmiştik bilmem tabii, tabii tabii tabii. 5 tane atmıştık falan demiyor. Adam bir Sakarya Spor maçından bahsediyor mesela. Onun için taraftar olmak böyle bir şey ya. Güzel bir şey taraftar olmak. Kesinlikle öyle. Şimdi e, videolarımız geliyor. E, çok da birikmiş. Yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. E, yönetmenimiz Güven'e soralım. Sıradaki videomuzu da ekranlara getirelim mi Güven? getireceğiz birazdan ekranlara. Aç bizim kadroyu aç konuşalım kadroyu o ya. O zaman tekrar Emre Bolun kadrosuna dönelim. Ee, tabii hemen değiştiremedik ama oradan Drogba'yı çıkardık biz Hami Manralı'yı koyduk o evet. kadroya. Ee, onu bir kez daha dile getirelim. Evet. Ee, orta sahası çok güçlü. Ya güçlü dese kim topa koşacak? İşte o kızı <laughs> yani şeyi, nasıl, nasıl oynatırsın? Peki bu şunu sorayım. ha Teknik direktörü olarak Şenol Güneş'i seçmişsin. Yani onu da Fatih Hoca ile Şenol Güneş arasında çok gittim geldim. Ee, son itibariyle Fatih Hoca da Şenol Hoca da ikisi çok değerli iki teknik direktör. Ee, hatta işte Cengiz Ana önce şey yazdım. Işte Şenol Güneş yazdım sonra Fatih Denim yazdım sonra tekrar Şenol Güneş yazdım. Böyle orada da bir kafa karışıklığı oldu. İkisi de çok değerli teknik direktörler. E Şenol Hoca'yı şöyle birazcık başarı anlamında baktığın zaman tabii ki Fatih Hoca hani başarı kariyer yaptığı kupa anlamında baktığın zaman e, aldığı kupa buraya sığmaz yani e, Fatih Hoca'nın. E, sadece kupa olarak değil e, başka şeyleri de esasında e, göz önünde bulundurdum. İşte onun gittiği Anadolu takımlarına da gitti oralarda da çalıştı evet, evet. anladın mı? Yani Şenol Hoca benim için biraz daha e, farklı bir yere koyuyorum. Onun için teknik direktör olarak Şenol Güneş'i koydum. Bu takımı tabii çok fazla ofansif bulanlar olabilir. Abi ben ofansif futbol seviyorum arkadaşlar ya. Ben <laughs> önde önde bayıltır bu takım bayıltır. Mesela Rıdvan Hoca. Abi biz Rıdvan Dilmen sayesinde Fenerbahçe olmuş adamlarız ya. Şimdi bakıyorum ergen çocuklar Rıdvan Dilmen. Aha bak geldi, geldi. abi hocam. Bombacı abi. Çok o... teşekkür ediyoruz ekip arkadaş Bravo arkadaşlarımıza, Cengiz Han'a, yönetmenimiz güvene, grafik servisimize hepsine teşekkür ediyoruz. Bak istedin hemen değişir. Helal olsun. Helal olsun. Şimdi e, Rıdvan Hoca'ya şimdi şey diyorlar. E, çıkıyor mesela Fenerbahçe ilgili bir eleştirilerde bulunuyor. Ya sen kimsin ben kimsin filan diyor ergen çocuklar. Oğlum sen Rıdvan Hoca lan dur bakalım ya. Bir dur bakalım ya. Biz Rıdvan Dilmen sayesinde Fenerli olmuş bir ırkın avvadıyız yani. Onun için öyle bir şey yok yani. E, çok değerli, önemli bir isim benim için. Alex mi Hacı mi? Hep böyle konuşulan şeylerden bir tanesi. İkisini de koydum anasını satayım kadroya. <laughs> Hacı Galatasaray'da izlerken hiç kıskanıyor mu Tabii. Yani Hacı çok büyük. Yani bir, yani itiraf değil esasında bu da. Bir gerçeğin e, konuşulmasıdır bence. E, Alex mi Hacı mi dersen ben Hacı derim. Alex mi Hacı mı dersen Hacı, Hacı derim. dersin. Hacı derim. Kimse kusura bakmasın. Fena de kusura bakmasın. Yani Hacı'nın işte Barcelona'sı şu su bu su falan acayip böyle büyük bir Karpatlar'ın Maradona'sı adam... Ee, çok önemli bir çok önemli bir yıldız. Ya bir sağda ya Hacı bile Allah razı olsun seyrettirenler de yani Hacı gibi önemli bir ismi yine Alex gibi önemli bir ismi e, seyretme fırsatı bulduk. Bu bizim için e, büyük bir, büyük bir şans. Geldiğinde biliyorsun bu adam e, koltuk denekleriyle mi oynayacak falan diyorlardı. Gördük evet. koltuk denekleriyle mi oynadı, nasıl oynadığını hep beraber gördük. 37 mi 38 mi ayak şu kadar ayağı vardı adamın ya. Şu kadar. Muhteşem. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Bu şutları, mutları. Falan. Ben Acayip. de e, canlı canlı bu gözlerle izlediğim için ben de çocukluğumda babamla birlikte maçlara giderdim. Gerçekten böyle takip etmekten yorulurdum Hacı, muhteşem bir futbolcu. E, bu arada kadroya ilgili amardın. yorumlar geliyor. Emrah Tatar demiş ki sevgili Emre Bey bu kadro Tam bir Harlem'lik şov kadrosu. Evet ben de şov kadrosu Güzel yaptım. olmuş, ha. çok gol atar, çok da gol yer. Ancak bir mevkiye katılmıyorum, o da forvet. Bu hücum kadrosuna Tanju Çolak yakışır. Hele Rıdvan'da varken müteşekkili olurlardı. Ya, Sportif açıdan yorumum bu benim demiş. Ya Tanju Çolak, onu da seyretme fırsatı bulduk. Yani mesela... <laughs> Günümüz futbolunda acaba mesela ayak uydurabilir miydi? Günümüz futbolunda tabii ki çok önemli. 39 gol atıp da Avrupa gol kralı olmak. Altına ayakkabı aldı biliyorsun. Evet. Altına ayakkabı çok önemli. Yaptığı çok önemli bir şey. Ee, ama mesela bugünkü futbolda e, Sayın Tanju Çolak bu kadar gol atabilir miydi? O konuda pek emin değilim. Ama Ami Hoca bombalardı yani. Bombacı Ami abi. Ya ne diyorum sana? Şeyde kuruyorsun ya, baraj kuruyorsun. Hı hı. Kimse Ami Hoca yani girmek istemiyordu baraja. Yanlışlıkla aman değmesin yani kolunu bacağını kırıyordu adam yani. Öyle bir yani adamda Allah vergisini yani şey bir şut yeteneği vardı. Herkese de vermez, herkese de öyle şut atamaz yani. Peki bir videolarımız daha Geldi Gelmeye video? devam ediyor bir videomuz bir daha. Bir Trabzonlu geldi. Bir Fenerbahçeli, geldi. Beşiktaşlı nerede? gelecekmiş videomuz. Bu arada şunu da değerlendirelim hemen. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hedeflerinin bu sezonu oynayarak tamamlamak olduğunu en doğru söyledi. Eee UEFA'da şimdi bu, bugün bak bak bugün e, sevgili kardeşim Belçika Ligi'nde işte lig tescil edildi. İşte bizim ligimizde de şu andaki olduğu gibi tescilsiz falan diyen bazı arkadaşlar var. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. ...sizin takımın, senin takımın öndeyken bunu söylersin de... ...senin takımın gerideyken bunu söylemezsin. Onun için biz her takım bizim takımımız gibi konuşmak durumundayız. Evet tabii Şimdi ki. Şimdi bugün kontağı kapattık. Sekiz kala değil mi? Hı -hı. Kontağı kapattık. Lig böyle tescil edilsin desen bile. İnan Trabzonspor tarafları bile istemez bunu biliyor musun? Çünkü hak edilmemiş bir şey ya. E tabii ki bu Bak, kadar bırak, iyi oynadığı bırak bir sezonda... ...neden o öyle anılsın ki Trabzonspor'da? Ya bırak Galatasaray'ın şeyini zaten kabul etmez... Bu takımın taraftarları, bu takımın yöneticileri zaten kabul etmezler de... ...inan Trabzonspor taraftarları da kabul etmez ya. Ya hak etmediğim bir şey benim olmasın der yani. Şu anda ligi kapatıp tescil etmek dünya en büyük kaoslarından bir tanesine yol açar. Bu ligi hiç oynanmamış saymak yine dünyanın Tabii en büyük ki. kaoslarından birine yol açar. Onun için dilimizde tüy bitti. Sevgili Başkanımız Nihat Özdemir de çok doğru bir şey söylemiş. 8 maç var, bir ayda haftada iki maç oynamak suretiyle bu ligi tamamlarız. Herkes çıkacak mindere, kıspetini giyecek, sahada şampiyon belli olacak. Düşen kalkan sağda belli olacak. Onun için aman hiç aklımızdan bile bak böyle bir şey geçirmeyelim. Testi etme falan filan diye böyle bir şey aklımızdan bile geçirmeyelim. En doğru karar, en adaletli karar bence bu olur. Ordu'ya gidelim, Talat Bey'e kulak verelim. İyi akşamlar, Ordu'dan Talat ben. Unutamadığımız maç, Kersen Girşen de 3-2 yendiğimiz maç. İyi akşamlar. Galatasaray'ın Şalke'yi 3-2 yendiği karşılaşma Talat Bey'in unutamadığı maç. Gersen Girşen de tuhaf bir şey isimdir. Evet. ben Şeyde bazen şey, Kersen falan böyle şey yaparlar ya. Yani. Neyse şimdi oralara girmeyelim hiç. Evet. Bir de Beşiktaş'ı bekliyoruz arkadaşlar. Artık son dakikalarımıza da giriyoruz. Bu arada e, Nihat Özdemir'in açıklamalarının detaylarına bakacak olursak eğer FIFA çalışıyor henüz karara varmadılar. Futbolcu sözleşmelerinde bir belirsizlik söz konusu diyor Nihat Özdemir. Bu da çok merak ediliyor tabii. Ya şimdi e, biliyorsun futbolcu sözleşmeleri 10 aylık yapılır. 10 evet. eşit taksit ödenir. Yani 1 milyon euro para alıyorsa atıyorum, 100 bin, 100 bin, 10 eşit taksitte futbolcular bu parayı alırlar. Şimdi ligler stop etti. E, futbolcular e, maaşlarını alabilecekler mi, Alabilecek, alamayacaklar mı? Böyle bir durum ortaya çıktı, asıl oldu. Alamayacaksın kardeşim, kusura bakmayacaksın. Şu anda lig yok, oynanmıyor. Tamam senin sözleşmende böyle şartlar olabilir. Fakat UEFA'nın ve FIFA'nın çok yakın bir zamanda bu süreyi, e, 10 aylık süreyi, e, ligin 31 Mayıs'ta biter biliyorsun sözleşmeler yani normal evet. sözleşmeler böyle 31 Mayıs tarihi baz yapılır.